Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtüh. Saodatın sebepleri deb nomlangan silsila darsimizdan bugün 20-chi sabab, saodatın sebeplerinden 20-chisi hayotni boricha qabul qil. Bu dünya qanaqa joy? Bu hayotda dünya nima? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo sijnul mu'min va jannatul kafir." Bu dünya mu'min uchun qamoqxona kabi, kafir için ise cennet gibi. Çünkü bu dünyada insan her kança zor yaşamasın, ahiretteki cennette birlerdeki nimetlerde aldı da bu dünya kamakhana yokuşup kaladı, takkosla siz. Şimdi kafir bu dünyada her kança kıylanıp yaşasın, maşakkatı yaşasın, o için bu dünya cennet. Ne için? Ahirette onge birlerdeki azablarını aldı da dünyanın maşakkatı o için cennet olup kaladı. Resulullah yaptılar, dünya mumun için kamakhana, kafir için ise cennet. Bu dünya hangi hayat? Bu dünya nima? Estağfirullah. Allazi halaqal mauta vel hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. O zat Allah azze ve celle siz bilan bizni qaysimiz chiroyliroq amal qilishimizni sinashlik uchun ölüm bilan hayotni yaratgan. Bu dünya sınav uchun keldik uni ichiga biz. Bu dünyada 100% huzur halovat doimiy bir komfort doimi bir huzur halovat bo'lishi mumkin emas. Alloh taolo aytadi: "Va mal hayati dunya illa mataul g'urur." Bu dünya faqatgina mataul g'urur, insonda oldaydigan matohlardan boshqa narsa emas. Boshqa oyatda: "Va ma hayati dunya illa lahv va la'ib." Bu dünya o'yin kulgu, maza bemazagarchilik. "Va mal hayati dunya fil ahirati illa qalil." Bu dünya hayatı ahiretke borganda az yine nasıl gelenip kaladı. Bir deme, rolü kör oldum. Bir adam kolada arkan uşap duruptu. Bir 15 metre çözülgen. Başıga izolentor koyuptu bir santimetreye. Şimdi tasavvur kılıyordu yaptı. Bana şu arkan da yaptı. Çeki yok dedi. Bana bu bir santimetre izolentor olgunca dünya hayatı da yaptı. Ahirette tasavvur kılışlar için şu nasıl geldiğinde fikir kılıyordu. Necha milyon kilometrli ip bo'lsa, u yog'i oxirat hayoti, boshidagi 1 santimetr izolentasi dunyo hayoti deyapti. Shuning uchun Alloh taolo aytibdi: "Va mal hayatu dunya fil ahirati illa qalil." Bu dunyo hayoti oxiratda oldi ozgina bo'lib qoladi. 1000 yillab yashagan kofirlarga qiyomatga borganda, do'zoxda kuyayotganda qancha kun dunyoda turdinglar? Dunyoda qancha turdinglar desa, bir kun yo yarim kun. Fas'alil adin yozib turgan farishtalaringdan so'ra deydi. Demek bana şu vaqtincha ozgina bo'lgan hayotda siz bilan biz atrofimizda bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib jazavaga tushamiz. Hayotni boricha qabul qilishlikka e'tibor bermaymiz. Hammani o'zimiz xohlagandek bizga yoqadigan bo'lishini xohlaymiz. Bugungi mavzuimiz hayotni boricha qabul qil. Fama mataul hayati dunya fil ahirati illa qalil. Ahiretke borganda bu dünyanın matohi juda ham ozgina nasib bo'lib qoladi. Ozgina sabr qilaylik tugaydi. Bu dünya qanaqa joy? Qiyinchilik, mashaqqatlarni koni, g'am tashvishlarni makoni, lazzatlarni ketkizuvchi o'rin, tinimsiz tuslanib turadigan, ko'ngilsizlarga to'la, yo'li mashaqqatli bo'lgan bu dunyoki, sen bilan men birodar mana shu dünyanın g'am tashvishidan siqilib bo'g'ilib yuribmiz. Shuning uchun dünyanı boricha qabul qil. Hayotda mashaqqatlarga qayg'urma. Zero u shunday yaratilgan. Bu hayotning asli mashaqqat, charchoq, shodlik vaqtincha, xursandchilik noyob. Alloh azza va jalla o'zining do'stlariga bu dunyoda doimiy huzur-halovat bo'lishini xohlamadi. Ha, mu'min odamga ham dunyoda yengilchilik, xursandchilik, quvonch bor. Lekin bu doimiy bo'lmaydi-da. Agar bu dünya azob, uqubat hovlisi bo'lmaganida edi, bu dünyada g'am, dardi og'rilar bo'lmas edi.
Peygamberler bu dünyada hiç kanaka maşakkat çekişirmeyen bol aradı. Peygamberler noçar hayat geçirmeyen bol aradı. Adam aleyhisselam. Adam aleyhisselam yerine çüşken günüden başlayıp, kaçı yıl ömür görgen basa mehnet maşakkat bulan ötü. Nuh aleyhisselam. Kavmadan fakat azar aziyet, maskaralar, yorgançılar geçkarlışlık. İtibar verirler, bu Allah'ın dostları. İbrahim aleyhisselam. Otki ulaştırıştı. Oğlunu soyuşluk için yerge atkızdı. Yakub aleyhisselam. Oğludan acılap, ikele közü yığılap kör boldu. Yusuf aleyhisselam. Kudukka taşlandı. Keyin kamakka düştü tuhumatlar yakalıp. Zekeriya aleyhisselam mı? Katıl kılıştı. Yahya aleyhisselam mı? Başını alıştı. Koyun ki Allah'ın velilerine ki şunaki hayat boyandan keyin siz bilen biz bu dünyada nemanı küçülüğümüz gerek. Hayat tıkarasız birader. Hatun mu, farzant mı, dost mu, üy mü, mahalle mi, koşnu mu, mansap mı? Bar ki elbette şuladı içinde seni köyünün gönlüğü yönlerse var. Köçeyen ken asfala çatak. Asfala tekkiz maşinlere tez yürüveri yaptı. Karin de bir nesne bar da maşinin çıralı ya rastgotu köp. Maşinin rastgotu az deken takır tukur. Yani elbette ne madır bar sizi köyünüzün makaladigen, gıcıl kıladigen. Kulas tabiini kılakıladigen nesne elbette topulup duradı. Bu dünyanın buradalar yamanlilerinin alavu var. Yani bu dünyanın yakşili yamgırları yan var. Ana şu yakşili yamgırları bilen yamanli alavlarını soğutup uçurvagin. Şunda nacat topasan. Yamanı gekar olursan sıkılı boğulu orasan. Yaksın yan körüştür yan. Hayatını barıça kabul kıl. Abu hava aynısı ne makılasız? Sıkılı boğulası mı? Çıkasız, hava hava yakalayasız, ısık kıyımızı kıyasız, zon tüydü kötü arası, yine meçhik bir torası. Bana şu, hava havanı barıça kabul kılış. Neme yok hakkıda sıkılı boğulmuyorsunuz? Çünkü özgür travmıyorsunuz da. Hud düşünge o şey yandık, hayatta birader siz özgür travmıyorsunuz, siz tasir ötküzamıyorsunuz, nasalar var. Onlarını barıça kabul kılış diyor yani. Dostiz Kaysar, hatiniz ıvırsı yanrak, farzandingiz bir peyli bor. Nima qilasiz endi shunaqa qilib yaratib qo'ygan ekan? Umringizni oxirgacha kurashib o'tasizmi? Yo ko'nikib qo'yasizmi? Atrofingizdagi odamlar ularni ham boricha qabul qilishni o'rganing birodar. 10 ta ulpating bo'lsa 10 ta ulpatingda bittadan sifat bor, yoqmaydigan. Onasi sergap, monosi injiq, mano chapillab ovqat yeydi, mano cho'rlatib suv ichadi. Mano polpis, mano rodopa, mano hech qachon ustiga qaramaydi. Borda masalan. Endi özün avliyo misan ki, özün 100% misan ki, başkalardan kütesen. Atrafındaki adamlar neyen? Barıça kabul kıl buradar. Birincisini upeyle yakmasa, ikincisini bunu yakmaydı. Ne mi kılalıyorsun? Şu ladici yaşayın kereye mi? Demek könük adetle. Allah bulardı bana şunu da yaratken. Allah Teala'dan atrafını tüzeltip verişini soru orma hedip. Sen onun gibi özünü tüzeltişin ki Allah kuvvet verişini, sabır verişini sora. Mana shu duoing ijobat bo'lishga yaqinroq. Harakat qilding. Oshnayini, bolangni, xotiningni, birodaringni bir yaxshi tomonga tuzatishlikka. Harakat qilding, sabablarni qilding, tuzata olmading. Harakating foyda bermadi. Endi boricha qabul qilib o'zingni tuzat. Modomiki atrofimizdagi odamlarning holati Alloh norozi bo'ladigan holat emasmi? Murosa qilamiz. İçerken cöralarım, endi bla bla morasa kılışım gereken mez. Kımar oynaşadı, oturarken, oturuşum gereken, könük işim gereken mez. Haram bu midyon orunda. Ula bla morasa kılamız, barıça kabul kılamız. Ama günah, masiyat bula diyonması, buradalar, terk kılışımız gereği onu kacaydı. Damla etken, barıça kabul kıldıgen. Benim hatunum şuna kadar beynamaz. Meşgı iştan züyüredi, barı yok. Biz kayırda morasa kıldı yapız. Kayırda barıça kabul kıldı yapız. Allah haram kımidiyen oranlarda murasa kılışımız gereği buladı. Allah Teala bu dünyanın birbirine zıt boyan nesnelerini camla uçup oluşunu hakladı. Ne demek yani bu? Yakşiliği bilen yamanlığı birge, ıslığı bilen soğuğu birge, buzuş bilen ıslah kılış birge, hayriyat bilen fasad birge, hursançiliği bilen kaygı birge. Şuna kabul edi. Bağırı çeke kabul kıl birader. Bu Allah'ın hakşı. Kim? Keyin bu hayat tükegenden keyin yaxshiliklar acilab cennet kekiradı, yomonliklar acilab dozak kekiradı.
Hayatını boricha qabul qil birodar. Sen o'zgartira olmaydigan narsalarga siqilib umringni boy berib qo'yma. Sen o'zgartira olmaydigan ishlar bor. Bular haqida siqiladigan bo'lsang, umringni boy berasan. Umr esa juda ham qisqa. Ad-dunyo sa'a faj'alha ta'ada gal Rasululloh. Bu dunyo bir soatlik umrga o'xshaydi. Bir soat. Ana shu bir soatni ibodatga aylantir. Shuning uchun atrofingga qarada ajratib ol. Sen o'zgartira oladigan narsalar bor, sen o'zgartira olmaydigan narsalar bor. Agar shularni farqiga borib olsang, nimaga beparvo bo'lish kerak, nimaga e'tibor qilish kerak bilib olasan. Shunda duo qilasan. Ey Parvardigorim, men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr ber. Ko'nikishimga kuch ber. Ammo men o'zgartira oladigan ishlarimda menga kuch quvvat ber. Endi mana shu ikkalasini farqlab olgani bilim ber. Tushundingizmi? Men o'zgartira oladigan ishlarda kuch quvvat ber. Men o'zgartira olmaydigan ishlarda menga sabr qanoat ber. Endi shu ikkalasini farqiga borib olish uchun menga ma'rifat ber. Yaxshi duo ekanmi? Hayotni boricha qabul qil. Gohida o'zimizning injiqligimiz, fe'limizning torligi tufayli atrofimizdagi narsalarga ko'nishga qiylanamiz. O'zi aslida ko'nishsa bo'ladi, shungacha o'lib qolmaymiz. To'g'rimi? Istenda o'zingizda nimaga injiqligingiz bor? Uyingizda. Ha, domla qasinasini ayting. Mas chidab yuribman shu xotinni xotin qilib. Ha, o'shuning uchun oilangiz oila. Siz otangiz, enangiz yashagan bo'lsa 50 yil, 60 yil birga, ular bir-biriga chidagan, bir-biriga ko'zini yumgan, shuning uchun oila qilgan. O'zi o'lib qolmaymiz. Shuning uchun o'zimizni tuzatishni xohlamaganligimiz uchun atrofimizni tuzatib ber deb so'raramiz Allohdan. Aslida birodarlar, o'sha sizning ko'ningizga yoqmayotgan ayrim holatlar siz o'zingizni tuzatib olishligingiz uchun berilmadimikin sizga? Savol tushundingizmi? Sizning ko'ningizga yoqmayotgan, siz ko'nika olmayotgan ayrim ishlar, muboh ishlar. Siz shu injiqligingizni tuzatib olsin deb turib Alloh taolo dori qilib bermadimikin? Hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ad-dunyo mal'unatun." Dunyo la'natlangandir. "Mal'unun ma fiha." Dunyodagi narsalar ham la'natlangan. Mal'un. Faqat Allohning zikri, unga yaqin bo'lgan narsalar mustasno. Yana olim mustasno, muta'allim ham mustasno. Dunyoda bandani Allohdan uzoqlashtirib qo'yadigan narsalar ko'p. Dunyo o'zi Allohdan bandalarni uzoqlashtirib qo'yadi. Shuning uchun la'nati deyapti. Shuning uchun mal'un deyilyapti. Sizni Allohdan nima to'ssa shu narsa mal'un hisoblanadi, ehtiyot bo'ling. Faqat Allohning roziligi uchun bo'ladigan ishlar bundan mustasno. Ilm mustasno, talab ilm mustasno, amri ma'ruf mustasno, nahi munkar mustasno, Allohning zikri mustasno. Sizni Allohdan uzoq qilayotgan, Allohdan chalg'itayotgan ki narsa bor, bu mal'un hisoblanadi. Shuning uchun birodar, hayotni boricha qabul qil. Xayollarga berilma, orzular dunyosida yashama. Shu dunyoda yashashga o'zingni ko'ndir. Issiq sovuqga chidashga o'rgan. Bu dunyoda doimo vafodor do'st topilavermaydi. Doim ko'ni yo'qotgan ish topilavermaydi. Chunki bekami ko'z mukammal bo'lish bu dunyoda sifat emas, birodarlar. Bir kam dunyo. U mukammallik nariyoqda bo'ladi. Ideallik nariyoqda bo'ladi, jannatda bo'ladi. Shuning uchun dunyoni boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaysanmi? Boricha qabul qilib qo'y. Alloh taolo aytadi: "Astadu billah. Wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin." Garchi siz dedi, ey Muhammad alayhisalom, juda ham qattiq xohlasangiz ham odamlarning ko'pi mu'min bo'lmaydi. Boricha qabul qilavering. Siz da'vatni qiling, Alloh hidoyat nasib qilganlar hidoyatga keladi, qolgani ketaveradi. Birodarlar, Alloh taolo Odam alayhisalomga nima dedi? Farzandlaringdan do'zax haqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, meni farzandlarimdan, odam zurriyotidan do'zax haqqi nima? Deganida, mingta farzandingdan 999tasi do'zaxga tushadi, bittasi jannatga kiradi dedi. Va ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhisalom, har qancha xaris bo'lmang, odamlarning ko'pi musulmon bo'lmaydi, deyapti. Muhammad alayhisalom da'vat qilsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun Muhammad alayhisalomga Alloh shunday taskin beradi. Boricha qabul qilib qo'yavering.
Demek adamlarda bağırı şu. Nima qilasiz endi? Çünkü ona sana açsam, çünkü düşündürsem, yine şunu akıl değil ama. Çıkıp getir aslanımız 8 dakikatta demeyimiz. Damlalar ki tavsiye de birinci, brother, eğer sen Buhari bulur, mesela kıyandıyım o rakette çıkıp getirdi. Eğer sen Ebu Hanife bu kıyandıyım çıkıp getirdi, yani çıkıp getirdi. Hayatta barışa kabul kıl. Özgertiriş kolinden keladı gönlese ki hareket kıl, bulmadı mı, bulup da barışı kendi koyup getirdi. Makul mu? Adamlar da barışa kabul kıl. Urunup gördün, terbiyeleşke. Her kança basa keçirip gördün, imkan barışa. Bir yerdin, hemen şaraitte, bari bir özgermedi mi? Tamam, demek adam, bu adamı yetip bir genci aşıyken. Bu gene aşıyken deyin canı internada. Yani şunge yaraşa mamula kıl orasın. Köpem suyan olmuşsan, köpem bir vazifeni bir olmuşsan, şu bari şuyken, yani makalamız indi. Bu yani şuyken de. Kıymeti şuyken. Ulamalar aytadı, insanın kıymeti, kadri, onun himmeti ve hoşçuya karar belgelenedi. Hakimlerden biri aytadı, menge kişinin maksadını mekanını aytin, men sizge onu kimliğine aytıp veremem. Çümçük bulup yerelgen kuş, bürgütte parvaz kılamaydı. Sudralış yerelgen canavar, parvaz yeremeydi. Bu dünyada burada mükemmel hatun yok. Daim hatinin bitti sıfatı senge ahmet uğradı. Hadis-i şerifte aytınladı. Resulullah aytadılar, La yafraku mu'minun mu'minatan. İn kariha minha hulqan, radiya minha ahar. Mu'min kişi özünün mu'mini ayoliga g'azab qilmasin. Agar uning bir xulqini yomon ko'rsa, boshqasidan rozi bo'lar. Ha, ovqat shirin qilmaydi, lekin tili jag'i yo'q. O'shundan xursand bo'lib ketavering. Yoki tili jag'i zahar, ammo choqqon, uyni pazanda tutadi. Bor-da, to'g'rimi? Bitta yoqmaydigan sifati bormi? Yaxshi sifatiga qarab turib uni ko'z yumib qo'yavering. Chunki u xotin ham sizni xuddi shunaqa muomala qilyapti sizga. Birodar, hayotni boricha qabul qil. Qaytarib-qaytarib aytyapmiz. Sen harakat qilding o'zgartirishga, bo'lmadimi? Endi buni boricha qabul qilib qo'yar. Modomiki shu ish nima bo'lmasa, gunoh bo'lmasa. Payg'ambarimizga ovqat olib kelib berishdi, Rasululloh oldilar, kimdan dedi? Payg'ambarimiz kimdan bu dedilar? Falonchi ayolingizdan deyishdi. Bugün Payg'ambarimiz Oysha onamiz bilan bo'ladigan kecha edi. Shunda Oysha onamiz rashq kelib, Rasulullohning qo'lidagi ovqatni sahobalar ko'rib turgan joyda bir yerga tushirib yubordi. Siz nima qilar edingiz? Muhammad alayhisalom nima qildilar? Ayolini tabiatini bilganligidan, ayol kishi bo'lganligidan yerdagi sinig'ni olib terib, ona yerlarda rashq kelib ketdi-da, g'ayrligi kelib ketdi-da deb qo'ydilar, kechirib qo'ydilar. Boricha qabul qilishni misoli shu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilan oshonamiz o'rtasida ozgina bir muomala bo'lib qoldi. Abu Bakr Siddiq keldi xalqigani. Ham qaynatasi, ham yangi sahobasi, yaqin sahobasi, ham eng yaqin sahobasi. Shunda payg'ambarimiz oshonamizga qarab turib, Muhammad alayhissalom, siz gapirasizmi yo men gapirayman bo'lgan ishda? Deganida oshonamiz, siz gapiring, faqat to'g'risini gapiring dedi. Muhammad aleyhisselam peygamber bulmasından avval ham sadıkul amin bo'lganlar. As-sadıkul amin bo'lganlar. Mana endi ayol kishini bo'lgani shu ekan da boricha qabul qilasiz. Lekin payg'ambarimiz duo qilganlar. Alhamdulillah. Alloh taolo meni Oyishaning muhabbati bilan rizqlantirdi deganlar. Bugun bora zo'r gapirasizlar xotinlarga. Ishonaveringlar, chunki mu'minga nasihat foyda qiladi. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, eslatma berish mu'minlarga foyda qiladi deydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ayolini boricha qabul qildilar. Shunday qilsak birodarlar, oilalarimiz buzilmaydi. Kechirishni o'rganaylik. Uylanadiganlar, oilasida muammo bo'layotganlar, xotini bilan urushib kelganlar bordir ehtimol ishimizda. Mana shu ko'z yumasiz, kechirasiz, boricha qabul qilasiz, hayot oila turadi. Kimi uydan o'tmagan janjal, kimi uydan o'tmagan. Shunday ekan birodarlar, to'g'rilaymiz, kechiramiz, moslashamiz, oliy janob bo'lamiz. Biz kimni o'zgartirishimiz oson? O'zimizmi yo boshqalardimi? Nimani o'zgartirishimiz oson? Boshqalardimi yo dunyo qarashimizmi? Ko'nimiz yo'qmaydigan bitta ish bo'ldi. Xo'p, savol. Biz buni o'zgartira olamizmi? Yo'q. Demak, siqilish kerak, yo'q. Voqelikni boricha qabul qilamiz. Yengil tarafını alamız,
qiyinini taşıyımız. Ancha muncha kamchilikdan ko'zimizni yumamiz. Xato kamchiliklarni avf qilamiz. Ba'zi narsalarga ko'zimizni yumib parvo qilmay qo'yamiz. Bo'pti endi, shu narsamiz. Mana shu eng to'g'ri yo'l, birodar. Sen o'zing mukammalmisan-ki, atrofdagilardan mukammallikni talab qilgani. Sen nimalarni o'zgartira olmaysan, birodar? O'ylanib ko'r. Ob-havoni o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning fe'lini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Odamlarning tabiatini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Alloh taolaning bu koinotga qo'ygan sunnatlarini o'zgartira olmaysan, boricha qabul qil. Sen o'zgartira olmaydigan narsalaringga siqilib umringni boy berib qo'yma. Ularni boricha qabul qilda, oldinga intilaver. Chunki hayot juda ham qisqa. Saodatning sabablaridan 20-si hayotni boricha qabul qil. Aqulu qawli hada va astagfirullaha li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna ala nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Assalomu alaykum.